Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün çekeceğim video bir kutu açılış videosu, bir inceleme videosu. Dün VRBox 2.0 sanal gerçeklik gözlüğü sipariş ettim. Gitti gidiyor oradan. Dün 3.30 gibi sipariş ettim. Bugün kaç saat? Herhalde bir falan olması lazım. 1-1.30 gibi geldi. Yani çok kısa sürede geldi. Daha 24 saat bile olmadı. Paket burada. Paket açacağım şimdi. Daha hiç ellemedim bile. Bakalım ne çıkacak. Sıkı şey yapmışlar. Bayağı sıkı. Evet, gönderen bu Pazaranka şey neyse artık işte o. Şimdi bunun içinden çıkması gerekenler VRBox 2.0 sanal gerçeklik gözlüğü, ilanda yazdığına göre, şeyde yazdığına, satışta yazdığına göre. Yanında kullanma kılavuzu, lens temizleme mendili, telefon sıkıştırma süngeri, bir de yanında kumanda yazıyordu. Yanlış olmazsa bir de kulaklık olması lazım. Evet, kulaklık da olması lazım. Şimdi açalım. 48 liraya aldım. Linkini veririm aşağıda. Yalnız kutusu pek orijinal gibi gelmedi. Evet. Zaten 48 liraya orijinal beklemiyordum. Şöyle bir şey yazıyor. VRBox. See the world in a way everything is possible. Her şey mümkün diyor. Şimdi açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Nereden açacağım ben bunu? Nasıl açmam gerek? Şöyle. Evet. Buradan içinden bir kutu daha çıktı. Bunu da açıyorum. Evet. İçinde gözlüğümüz var. Evet, gözlüğü var. Heh, kumanda. Kumandayı arıyorum ben de kutuda. Şöyle kutu kalsın. Bu kumanda olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bluetooth remote controller. Bluetooth bir uzaktan kumanda. Önce kumandayı açayım. Kumanda pek de kaliteli durmuyor yani. Şu çevirme kısmı biraz kalitesiz gibi. Dandik bir kumanda. İki tane kumanda piliyle çalışıyor normal. Buna geçelim. Gözlüğe geçelim. Kumandayı şöyle koyalım. Evet, gözlük görsellerde görüldüğü gibi. Şöyle. Yani. Şöyle mi tutuluyor? Ana, ters yapmışlar. Arkadaş, böyle bir şey nasıl olabilir? Adamlar ters basmış ya da ters takmış. Bakın burası şöyle. Kafaya geçirmek için. Ve yazı ters. Gördüğünüz gibi. Bakın üstü ama yazı ters. Şöyle göstereyim. Yazıyı ters basmışlar, evet. Olmaması gereken bir şey. Bunlar jelatinle şöyle. Jelatinle kaldırayım. Şurada RK3 Plus yazıyor. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Evet, şurada şöyle. Yani
İnşallah içinden hıyar çıkmaz. Şu lenslerin de... Lensler şuradan ayarlanabiliyor. Şöyle. Sağa sola. Şurası. Sağa sola ayarlanabiliyor. Şimdi şunların da jelatinlerini çıkardık mı? Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Ya arkadaş öyle bir koymuşsunuz ki sanki çıkmaması için. Çok dikkatli davranıyorum çünkü yani lensler çizilmesin ama. Lensler bayağı değişik duruyor şu anda. Niye böyle ya? Evet, şu lenslerin şeyini çıkardık. Şimdi ben gözlük kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak yani gözlük şey olacak mı? Aynen gayet gözlükle takılabilir bir durumda yani. Gözlükle gayet rahat takılabilir. Acaba kapak çıkarılıyor mu ya? Ciddi ciddi ters basmış adamlar. Şuradaki şeyin çıkması lazım. İçinde bir şey olması lazım. Önce içindeki şey nasıl çıkarılıyor? Evet şöyle. Şuraya telefonu ayarlıyoruz. İçinden sünger çıkacağını söylediler ancak sünger çıkmadı. Evet çıkmadı. Bir temizleme mendili. 3 liralık bir mendil. Bir kulaklık. 3 liralık bir kulaklık. J5. Yani. Süngerin çıkacağını söylediler ancak çıkmadı. Bu ne? Kullanma kılavuzu galiba. Aynen bu kullanma kılavuzu. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Evet gençlerimiz sünger çıkmadı. Süngerin çıkması gerekirdi. Acaba şunun içinde falan. Bu da kumandanın kullanma kılavuzu. Bayağı bildiğimiz Çince yazılar falan var. Bildiğimiz Çin için üretilmiş yani. Ben bunu deneyeceğim. Sonra tekrar paylaşırım deneyimlerimi. Hepinize iyi günler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.